Siz... Şey... Aşağıda olan şeyler için gerçekten çok üzgünüm. Annemin benimle tanıştırmak için kız davet ettiğini bilmiyordu. Sanırım seni davet ettiği kız sandı. Bu yüzden de sana öyle davrandı. Özür dilerim. Neden evlenmek istemiyorsunuz? Özür dilerim. Sanırım size kişisel bir soru sordum. Aslında anneniz sizin için oldukça endişeli görünüyor. Evlenip bir yuva kurmanızı istiyor. Sizi kırdıysam sizden çok özür dilerim. Hiç kimse bana bu soruyu böyle sormadı. Senin sorduğun şekilde. Ailemin tek istediği benim evlenmem. Ama hiç kimse bana neden evlenmeyi reddettiğimi sormadı şu ana kadar. Ben de kimseye neden evlenmek istemediğimi söyleme gereği duymadım. Hislerimi söylemedim. Hem birine bunu söylemenin ne anlamı var ki? Bugün ilk defa biri bana bunu sordu. Babam kalp krizi geçirdiğinde üniversitedeydim ve gençtim. Bu yüzden de ailenin en büyük oğlu olarak aileme bakmak ve babamın işlerini yürütmek benim sorumluluğumdu. O yaştaki erkekler kızlarla takılırdı. Ama ben aileme karşı büyük bir sorumluluk altındaydım. Her şeyle ilgileniyordum. İşlerle o kadar meşguldüm ki kendime vakit ayıramıyordum. Aşka bile ayıramıyorum. Özel hayatıma veya aşka ayıracak hiç vaktim olmadı. Bu iş imparatorluğunu ben kurdum. Ama özel hayatımı feda ederek. İşte bu yüzden de hiçbir zaman özel hayatımı ayırabilecek bir vaktim olmadı. Eğer hakkını veremeyeceksen biriyle gönül bağı kurmanın ne anlamı var ki? İnanamıyorum Rişaf. Sonunda babaanneni ciddiye aldın. Nasıl yani? Senden onunla özel olarak zaman geçirmeni istemiştim. Sen de yaptın. Sen babaannemin söylediklerine takılma. O aklına geleni söylüyor. Öyle bir huyu var. Ben gideyim. Efendim, şu sandalyeye oturun da egzersizleri... Ben yatacağım. Ama efendim, egzersizleri yapmazsak ağrılarınız geçmez. Ay, ayakta durmaktan yoruldum. Önce dinleneyim, sonra egzersiz yaparız. Tamam. Hey, neye daldın? Hiç. Zamanını boşa harcama. Karının odasına git. Sağ omzunda ağrı var. Git ona yardım et. Sonra da gel bana egzersiz yaptır, tamam mı? Yan odada. Ama efendim, karının odasına gidemem. Sen sadece benim dediğimi yap, tamam mı? Karına yardım edene kadar beni dinlemeyecek. Çok çaresizim. Mecburen yapmak zorundayım. Gitsene, ne bekliyorsun? Peki. Hadi. Manken olmak ister misiniz? İşte size altın gibi bir fırsat. Shining Brand'in CEO'su Rişaf Lutra yeni reklam filmi için bir model arayışı içinde. Kardeşi Karan Lutra ile görüşeceksiniz. Başvuru yeri Shining Brand'in ofisi. Adresi not etmeyi unutmayın. Artık şans benim yüzüme de gülecek. Bu hayalimdi. Tanrı'dan sürekli bunu istiyordum. Seçmelere gideceğim. Tanrım, modellik kariyerimin ilk projesi Karan Lutra'yla... Affedersin, Karan Lutra değil. O Karan Lutra. Evet, Karan Lutra. Böyle hayal kurmaya devam edersem seçmeleri kaçıracağım. Geliyorum, Karan. Uyuyor gibi. Ne yapacağım? Tedavi mi etsem, geri mi dönsem? En iyisi geri dönmek. Bu küstah için bir şey yapmak içimden gelmiyor. Uyuyor derim. Kurtuldum.
Ah, uyandınız mı? Hadi egzersize. Karan'ın ağrısı geçti mi? Şey, Karan gittiğinde mışıl mışıl uyuyordu. Ben de rahatsız etmedim. Sorun değil. Sonra bakarım. Hadi. Bahane istemiyorum. Torunum acı çekiyor. Sen egzersiz diyorsun. Nasıl bir doktorsun? Acil durum olduğunu bilmiyor musun? Karan'ın omuzunu düzeltene kadar egzersiz yapmayacağım. Tamam. O zaman gidip tekrar bir bakayım ben. Eğlenceli olacak. Karan ona bir ders verecek. Anne. Ay, şu an bir sen eksiktin. Geliyorum. Ben bir doktorum. Bu benim işim. O zaman niye bu kadar kötü hissediyorum? Tabii ki kötü hissetmemin sebebi bu adamın kötü olması. Kızlara nasıl davranacağını bilmiyorum. Bu yüzden ona dokunmak istemiyorum. Hadi Pirita, o da diğer hastalar gibi bir hasta işte. Geldin mi canım? Ah, bu acıya çare olabilecek tek kişi sensin. Aşağı, biraz daha. Biraz daha merkeze. Ah. Neredeydin Sofya? Benim Sofya olduğumu sanıyor. İşimi çabucak bitirip gitmem gerekiyor. Devam et. Seni seviyorum Sof. Sen, ne yapıyorsun? Babaannen dedi. Omzunu tedavi etmem için gönderdi. Hey, hey, bana dokunma, dokunma dedim. Ama sakın. Dokunmadan seni nasıl tedavi edeceğim? Aa, o kadar aptal olduğumu mu sanıyorsun? Aptal mıyım ben? Dokunmak için fırsat aradığını biliyorum. Uzak dur benden. Sen ne saçmalıyorsun? Aklını kaçırmışsın. Aklımı mı kaçırmışım? Ben senin niyetini iyi biliyorum. Resmen bana dokunmak için fırsat arıyorsun. Bana yaklaşma sakın. Sen ciddi misin? Senin gibi iğrenç bir adama dokunmak isteyeceğimi mi düşünüyorsun gerçekten? Bu mümkün değil. Öyle mi? İğrencim. Eğer ben iğrençsem sen de bir yalancısın. Tamam mı? Önce arabama, sonra evime girdin. Şimdi de yatak odama. Yeni banyo yapmış bir adamın mahremiyete ihtiyacı vardır. Ama senin umurunda bile değil anlaşılan. Ha? Benim uyuyor olmamı fırsat bilip bana dokunmaya çalıştın. İnanılmaz. Senin gerçekten kafanda bir sorun var. Ama psikiyatrist değilim. İzin ver, en azından omzuna bir bakayım. Hayır. Çünkü babaannen seni tedavi etmeden onu tedavi etmeme izin vermiyor bir türlü. Hayır, merak etme. Ha, tamam, onunla konuşurum. Şimdi dinle. Konuşurum. Tamam. Korktuğum şey de buydu işte. İşte senin sorunun bu. Hiçbir zaman kim ne derse desin dinlemiyorsun ki. Evet. Arada bir başkalarına kulak vermeyi de dene. Sevgilim. Neler oluyor? Ve bu kız da kim? Canım, ne kızı? O mu? O kızı soruyorsan, o bir fizyoterapist canım. Omuzum için. Doktor, daha iyi hissediyorum. Gidebilirsin. Kız arkadaşım da burada. Onun dokunuşları bana yeter. İyi. Hadi, sağ ol. Canım, gel. Aa, suratını neden asıyorsun tatlım? Şey, bu arada... Bir şey mi unuttum da alırım ben. Hemen alıp gideceğim lütfen. Affedersin. Düşmedin, güvendesin. Ha, düşmedim. Daha doğru düzgün yürüyemiyorsun. Nasıl bir fizyoterapistsin sen? Eşyalarımı almaya gidiyordum. Sen bana çarptın. Şimdi ben mi suçlu oluyorum? Teşekkür etmek yerine hatalı ben oldum. Ben mi kurtar dedim? Öyle bir şey demedim. İyi tamam. Şalın bile peşimi bırakmıyor ki. Şalın niyeti bile kötü.
Sen gerçekten kafayı yemişsin. Bırak şu şalımı. Yürü. Görüşürüz. Kapı orada. Rekabet zorlu olacak gibi. Ama korkmak yok Şirişti. Korkacak bir şey yok. Bu seçmeyi kazanacağım çünkü en iyisi benim. Seçmeler için geldim. Doldurun. Sağ olun. Selam Samira. Tebrikler. Sen seçildin. Seçildin mi? Nasıl? Daha seçmelere girmedim. Rohan senin sevgilin. Ve Rohan Lutra kardeşlerinin iyi bir dostu sayılır. Ayrıca Samir Lutra da benim arkadaşım. Buna inanamıyorum. Teşekkür ederim. Parti zamanı. Evet. Bu ne? Affedersiniz. Burada neler dönüyor? Biz daha seçmelere bile katılmadık. Ama o hemen seçildi. Hiç adil değil. Haksızlık yapıyorsunuz. Olmaz böyle. Bu kabul. Sessiz olun. Bu hiç adil değil. Torpil yapıyorsunuz. Sakin olun. Kızar. O adam Samir'in arkadaşı. Ama bu seçmeleri hiçbir şekilde etkilemiyor. Anlamaya çalışın bizi. Affedersiniz. Patron kim? Görüşmek istiyorum. Hayır, şu anda mümkün değil. Konuşmak istiyorum. Mümkün değil diyorum. Bu bizim patron. Kızlar sakin olun. Biraz sakinleşin. Şu anda onunla görüşemezsiniz. Karan. Galiba bu fotoğraf Nasik'te izlediğim o maçtan. Karan dinle beni. Her vuruşunda aldığın her bir sayıda ayağa kalkıp tezahürat yapıyordum. Çok heyecanlıydı. Bir numaralı hayranın olduğuma göre reklamda seninle birlikte oynamak da benim hakkım, öyle değil mi? Affedersin. Baksana yine sen. Sevgili Karan. Niçin geldiniz? Abi, Samir Lutra hangisi söyler misin? Şu, siyah ceketli adam. Tamam o zaman. Hazır mı? Her şey vaktinde bitmeli, tamam mı? Daha fazla erteleyemem. Hiçbir şey eksik olmasın, tamam mı? Tamam. Hazırım. Görüşürüz. Hazır mı? Ne için? Tabii ki seçmeler için. Aslında seçmelere katılmama hiç gerek yok. Sence de çok akıllı ve güzel değil miyim? Biliyor musun? Seçmeler için en iyi aday da benim, değil mi? Üzgünüm ama bu rol sana göre değil. Ha? Harry, sahne arkası için seçmeler ofisimde olacak. Acele et. Hey! Bana göre olmadığını nereden biliyorsun? Ha? Kamera performansımı gördün mü ki? Beni hiç kamerada gördün mü? Çok fotojenik biriyimdir. Bakın Bay Samir Lutra, lütfen reklam için beni seçin. En iyi aday benim, gerçekten. Duvara bak. Hı? Şunu görüyor musun? Bizim seçeceğimiz model bundan daha kısa olmalı. 1.68 civarını arıyoruz. Ama sen bundan uzunsun. Affedersin. Ne yapayım yani? Boyumu kısaltmak için bacağımı mı keseyim? Boyum uygun olsa bile yine beni seçmezdiniz. Buna adım kadar eminim ben. Sebebi bencil olmanız. Ön yargılısınız. Torpil yapıyorsunuz. Ne? Hiçbir seçme yapmadan en iyi arkadaşın Rohan'ın kız arkadaşını seçsin ya, onu diyorum işte. Burada neler döndüğünü anlamıyorum. Sözde seçmeler var. Dışarıdaki tüm modellerin zamanını boşa harcıyorsunuz. Biraz sakin ol. O kız başrolde değil ki. O yan rol için. Reklam için başrolü hala seçmedik. Hayır. Yalan söyleme. Bana yalan söylüyorsun. Ve yalancıları sevmem. Özellikle benden kısa olanlardan nefret ediyorum. Affedersin. Yalancı değilim. Ve senden kısa da değilim tabii ki. Gel. İşte. Gördün mü? Senden daha uzunum. Baksana. Benden kısa olduğun ve yalancı olduğun kanıtlandı.
Ama kısa olmam yalancı olduğum anlamına gelmez. Benim doğruyu söylediğimi biliyorsun. Senden uzunum demiştim. Sen bana inanmadın. İşte kanıtı. Yani benden kısasın. Şimdi de sana yalancı diyorsam yalancısın demektir. Bu reklam için en iyi model benim dediğimde de lütfen bana inan ve beni bir düşün. Lütfen. Biliyor musun? Senin gibi yalancılar hep inatçıdır. Her zaman insanları üzüyorsunuz. Şimdi bu reklam için bana yalvarsanız da lütfen gel deseniz de kabul etmeyeceğim. Şimdi bana engel olmaya kalksan da bir dakika daha burada kalmayacağım. Dinle. Bak, çok iyi bir modeli reddediyorsun. Bunu hiç unutmam. Şimdi buradan çıkıp gideceğim, tamam mı? Sakın ha. Beni durdurma. Gidiyorum. Ne yapsam da beni durdurmadı. Bencil adam. Evet. Benden kısa olduğun kanıtlandı. Değil mi Bay Kısa? Egon zarar gördü mü? Erkek egonu diyorum. Ablama ne diyeceğim? Birkaç santim yüzünden modelliği kaybettim. Prita abla. Nereye gidiyorum? Oh. Biraz da bacağınızı esnetelim o zaman. Bu aptal kız bana emir veriyor. Ne yapayım? Mecburum. Çıkış yolu bulana kadar dediklerini dinlemem gerek. Buyurun. Buz var mı? Hepsini koydum. Güzel. Bir dakika. Tabii. İyi ki diyetisyen değilsin. Yoksa sen beni susuz bırakırdın. Benden hoşlanmıyorsunuz öyle değil mi? Hoşlanılacak bir yanın olmadığındandır. Fizyoterapist olduğum için burada olduğumu hiç unutmayın. Çünkü işimi yapmam gerekiyor. Ve sizin bu terapiye ihtiyacınız var. Beni en çok üzen de tam olarak bu canım. Bu arada sana ne oldu öyle? Şalın yırtılmış da. Böyle daha iyi mi? Gözümün önünden gitmedikçe daha iyi olamam. Egzersiz bitmeden gidemem. Buna ihtiyacınız var. Ah, çok canım yandı. Ne yapıyorsun? Bacağımı kırıyorsun. Sorun ne? Ah, anlaşılan benden kurtulmak için kurnazlık yapıyor. Prita'ya bacağımı daha fazla bükmemesini söylüyordum ama hiç laf dinlemiyor. Neyi kanıtlamaya çalışıyor anlayamıyorum. Ah! Bacağın çok acıyor. Sana söyledim. O iyi bir doktor değil. Hasta doktorun ne kadar iyi olduğunu anlar. Yavaş. Aa! Ne oldu? Seni aptal kız görmüyor musun? Olamaz. Hangi bacağımın ağrıdığını unuttum. Aa! 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 Önce nerenin ağrıdığına bir karar ver. Aa! Sağ mı sol mu? Kafamı karıştırıyorsun. Hangi bacağın ağrıyor? Benim tatlı babaannem. O güzel canın ne kadar istiyorsa o kadar rol yapabilirsin babaanne. Ama fizyoterapistin değişmeyecek. Yani şikayet kabul etmiyorum. Bence gayet iyi. Hı? Egzersizlerin tadını çıkar. Sağ ol doktor. Hadi bitirelim. Kritika'nın nişanlısı gelecek. Onun için hazırlanmalıyım. Babaanne dur. Ne yapıyorsun? Ampul patlamış. Ampulü değiştiriyordum da. Çok uzun sürmez. 2 dakikada tamam mı? 2 dakika mı? Sadece 2 dakikalık iş. Ya yatalak kalmana sebep olursa? Sen bırak hadi bana ver. Ben ampulü takarım. Bir dahakine ne olursa olsun bana haber ver. Sen de çantamı tut. Sağ ol. Oldu mu? Heh. Düğme nerede? Heh, bak şurada. Üsttekiler. İşte ampul yanıyor. Tanrı senden razı olsun. Ne de olsa birbirimize kanla bağlıyız. Ne oldu? Neden daldın? Senin gibi uzun boylu olmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyordum. Ampulü değiştirmek için birazcık uzanman yetti canım. Evet doğru. Ama bazı dezavantajları da var. Nasıl yani? İyi misin? Üzgün gibisin. Çok bitkin ve mutsuz görünüyorsun. Ne oldu? Bugün model seçmelerine gittim. Biliyor musun? Boyum uzun olduğu için geri çevirdiler. Yoksa Karan Lutra'yla
Reklamda olacaktım. Aman boş ver. Uzun da olsan, kısa da olsan hiç fark etmez. Biliyor musun? Boyun bu kadar uzun olsa bile Mumbai'nin en iyi modeli olacağım. Görürsün. İşte bu. Görürsün babaanne. Hem biliyor musun, Tanu var ya, en favori modelim. O çok hoşuma gidiyor. Resmen modellik dünyasının kraliçesi. Yani sektörde çok fazla bilindik yüz var. Ama onun yüzü gerçekten çok masum. Eşsiz biri. Yürüyüşünü gördün mü hiç? O kadar zarif yürüyor ki. Aman tanrım. Umarım Sarla kendini kaybetmez. Ben de Tanu gibi olmak istiyorum babaanne. Tanu gibi olmaya çalışma sakın. Bu kadın kendini ne sanıyor ki? Gelmiş burada bana emir veriyor. Sen benim kızımsın. Benim kanımı taşıyorsun. Tanu gibi olmana izin vermem. Hayır, benim kızım asla Tanu gibi kötü biri olmayacak. Benim favori modellerimden biri. Onu çok seviyorum. Bence modellik dünyasının kraliçesi. Ben de Tanu gibi olmak istiyorum babaanne. Tanu gibi olmaya çalışma Şirişti. O kötü bir kadın. Ne kadar kötü olduğunu hayal bile edemezsin. Bu dünyaya bir daha onun gibi bir kız gelmemesi için hep Tanrı'ya dua ediyorum. Bir dakika. Aklını mı kaçırdın sen? Ne demeye çalışıyorsun? Tamam, Tanu'dan hoşlanmıyor olabilirsin ama bu onu kötü bir kadın yapmaz. Sen onun sadece güzelliğini görüyorsun. Kalbini görsen ne kadar kötü biri olduğunu hemen görürdün. O zaman beni anlarsın. Belki idolün olarak görebilirsin. Ama bundan böyle kimse evimde Tanu'nun adını geçirmeyecek. Anlaşıldı mı? Babaanne, harika. Yani bu evde hiç kimse hakkında konuşamayacağız artık, öyle mi? Vay be. Babaanne, çantamı alayım. Öyle olsun. Bu kadın sinirlerimi bozuyor ama yeter. Sürekli dırdır etmesinden bıktım. Bana sürekli ne yapıp ne yapmamam gerektiğini söylemesinden bıktım artık. Sürekli vır vır konuşup duruyor. Kafayı yemiş o annem. Bütün kirayı istiyor demek. Bir aylık. Ha. Bir aylık kirayı istiyorsun, öyle mi? Bugün ona istediği kirayı ödeyeceğim. Ve ablamla buradan gideceğiz. İstediğim her şeyi yaparım. Benim adıma karar verme hakkı yok onun. Şimdi görecek o. Ona bağırmak. Sana bir aylık kiranı ödeyeceğim. Özgürlüğümü istiyorum. Benim adıma kimse karar veremez. Kurallarınız umurumda bile değil. Misafirlerinizi köleniz mi görüyorsunuz? Ama üzgünüm. Bunu yapamam. Şimdi sana borcumu ödeyip bu hapishaneden sonsuza dek kurtulacağım. Ama... Şirişti bir dur. Yaptığından memnun musun? İşte. Tamam. Vay be. Şimdi hepsi tamam. Abla? Ha? Karina, bunların burada ne işi var? Araki, Kritika'nın kayınvalidesi geliyor. Akşay'la beraber ben de Kritika'nın kendi düğünü için ne kadar alışveriş yaptığını onlara göstermek istiyorum. Tercihi ne kadar iyi görsünler. Şunlara baksana. Cem buradan aldı. Harika. Gerçekten de öyle. Kritika? Neredeydin sen? Akşay birazdan gelir. Anne, ben bahçedeydim. Biraz yürüyüş yaptım ne? Da. Ne? Canım? Bahçeye yürüyüş yapmaya mı çıktın yoksa onun yerine odanda Akşay'la telefonla mı konuşuyordun? Öyle mi? Hı? İşte yalanın ortaya çıktı. Anne, biraz yardımınıza ihtiyacım var. Bu akşam ne giyeceğim? Karar veremedim de. Senin bir ara... Canım, neden ikimizin senin için aldığı pence bir takımını giymiyorsun? Ha? Evet yenge, harika. Evet. Teşekkür ederim yenge. O zaman hazırlanayım ben. Canım sence yani neden... Neyse, takılardan bahsediyorduk. Şu takılara bir baksana. Bunları görünce şaşkınlıktan küçük dillerini yutacaklar. Tabii ki abla, sonuçta senin seçimlerin her zaman harikadır. O da bu konuda bir uzmana döndü canım. Sonuçta onu eğiten kimdi? Başka ihtimal var mı? Ruchika? Merhaba. Merhaba anne. Nasıl olmuşum? Ruchika, geleneksel bir Hint elbisesi giyemez miydin? Hint elbiseleri çok büyük zarafete sahiptir. Bu biraz tuhaf olmuş. Buraya gel. Gel. Bunu bana bırakın. Canım.
Sen benim sevgili kardeşimin karısısın. Hı-hı. Aslında bu seni benden büyük yapıyor. Hı-hı. Yaş açısından düşündüğümüzde ben senden daha büyüğüm. Evet. Ve bu yüzden de Kritika'nın düğünüyle ilgili bütün önemli kararları da ben alacağım. Elbette abla, bununla ilgili en ufak bir şüphem var yok ki. Var işte. Ben de bu yüzden diyorum ya. Bundan böyle Ruchika'nın gardırobunda ne tarz kıyafetler olacağına karar verecek olan kişi de ben olacağım, tamam mı? Tabii ablacığım. Vay be. Yani bu demek ki gardırobunda pahalı şeyler olacak artık. Evet canım. Teşekkür ederim. Seni seviyorum hala. Ben de seni. O zaman ben gidip o elbiseli fotoğraf paylaşayım. Harika görünüyorsun canım. Git ve tadını çıkar hemen. Teşekkür ederim. Görüşürüz anne. Ruchika. Sorun değil canım. Ama böyle de olmadı ki. Hadi ama. Bak işte geldiler. Tamam. Merhaba. Selamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Canım. Biz de tam sizden söz ediyorduk. Akşay nerede? Damadım gelmedi mi? Böyle bir şey hiç mümkün mü sizce? Hı? Kızınız onu nasıl büyülediyse sürekli peşinde. Kızınız nereye gidiyorsa o da oraya gidiyor. İşte geldi. Ah sonunda. Oğlum dualarını al. Hayır. Çok yaşa canım. Hayır hayır evladım. Bunu yaparak beni çok yaşlı hissettiriyorsun. Kritika'nın annesi olabilirim. Ama kız kardeşin olacak yaştayım. Değil mi? Kesinlikle. Hadi gel sarılalım. Sen de benim oğlumsun. Buyurun gelin. Lütfen. Çağırayım mı? Kimi? Tabii ki gözlerinde aradığın kişiyi. Ah şuna bakın. Affedersiniz. Şalınız. Yere değiyor da takılıp düşebilirsiniz. Hemen düzeltebilirim. Lütfen. Tamam. Bu arada adın Pritya mı? Babaannemin yeni fizyoterapisti. Evet. Hallettim. Çok teşekkür ederim. Pritya, bu tatlıları Jaipur'dan aldım. Henüz kimse tatmadı. Sen de çok tatlı birisin. Bu yüzden bence bunu ilk tadan sen olmalısın. Çok teşekkür ederim. Evlilik işleri öyle değil mi? Biliyorum. İyi şanslar. Çok teşekkür ederim. Aslında karar verileli uzun zaman oldu. Evleniyorum. Ciddi misin? Evet. Seni de düğünüme davet edeceğim. Gelir misin? Tabii ki. Bak. Herkesle arkadaş olmaya çalışıyor. En başta Rishab'ı büyüledi. Şimdi de Kritika'yla. Yavaş yavaş herkesi oynatmaya başladı. Çok zeki ve tehlikeli bu. Çok yakında bizim hayatımıza da karışacak. Ne yapmak istediğini anlayamıyorum. Çok haklısın babaanne. Bu ailede benim dışında bir kişi onun gerçek niyetini biliyor. O da sensin. Ama işte bilmek yetmiyor. Kendi iyiliğimiz için en kısa sürede bu kızdan kurtulmamız gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun gerekeni yapmalıyız. Onun ailemizi büyülediğini bilen sadece ikimiz varız. Onu kısa sürede bu evden atacağız. Başka seçeneğimiz yok. Merak etme. Yarından itibaren planımızı uygulamaya başlayacağız. Kaybeden sen olacaksın. Bekle ve gör. Maalesef bu 22 karat bile değil. Çok değeri yok. Yaklaşık 10 gram ağırlığında. Ama erittiğimde 6 gramdan fazla altın çıkmaz. Yüzüğü sizden alabilirim ama buna 11 rupiden fazla veremem. Karar sizin. Ücretli misafir olduğunuz için kirayı ödemeniz lazım. Tüm ayın kirasını mı? Odayı bir aylığına verdim size. Ne? Burada ister birkaç gün ister bir ay kalın. Son teklifiniz bu mu? 11 bin rupi lazım. 11 bin rupi verebilirdim ama mümkün değil. İyi tamam, 10 bin rupi olsun. Benim dükkanıma geldiğiniz için şükredin. Başkaları almazdı. Alsa da bu kadar vermezdi.
ihtiyacınız var diye bunu alıyorum. Tek sebebi bu, inanın. Teşekkür ederim. Ne demek? Gidip ablamdan biraz para alacağım. Ve parayı o kadının suratına fırlatacağım. Böyle yaşayamayız. Köle gibi yaşamayacağız. Her şeye uyan bir tane şalım vardı. Ha, şimdi dikiş atmam gerekecek. No. Au. Hepsi Karan'ın yüzünden oluyor zaten. Nasıl bu kadar kibirli olabiliyor ki? Neden onu düşünüyorsam? Hah, işim var, onu yapayım. Abla, o kadın bizden tüm ayın kirasını istemişti, değil mi? İşte bu parayı al ve gidip ona ver. Çünkü hemen şimdi buradan gidiyoruz abla. Yeter artık. Bitti. Artık ona tahammül edemiyorum. Burada kalamam. Her gün yeni bir kural çıkarıyor. Yeter. Onu yapamazsınız. Bunu yapamazsınız. Şuraya gidemezsiniz. Üzgünüm. Ama yeter. Yeter. Beni dinle. Sen bu kadar parayı nereden buldun? Dipak'a bulduğumuz yüzük var ya. Evlilik yüzüğü olacaktı. Onu sattım. Bunu nasıl yapabilirsin? Babamızın yüzüğünü mü sattın sen? Bana sormaya akıl edemedin mi Sırıştı? Paraya ihtiyacımız vardı. Elimdeki tek şey de o yüzüktü. Ayrıca artık yüzüğe ihtiyacın yok ki. O yüzük Dipak içindi. Artık evlenmiyorsunuz ki. Hem onu da geçtim. Sap altın değilmiş. O yüzden 11 rupi tuttu. Sana inanamıyorum abla. Sıradan bir yüzüğü sattığım için bana tokat attın sen. Sıradan bir yüzük değildi o. Babamdan bana kalan tek hatıraydı o. Hem ayrıca onun saf altından yapılmadığını kim söyledi sana? Biliyorum. Çünkü babam okul masraflarımı ödemek için satmak istemişti. Ama sonra ben burs kazandım. Dipak içinde cilalamak zorunda kalmıştık. Çünkü hiç paramız yoktu bizim. Ama sen gidip babamdan kalan tek hatırayı da sattın Sırıştı. Bunu yapmadan önce bana bir sormak aklına gelmedi mi? Özür dilerim. Git ama ben... buradan. Abla lütfen ağlama artık, lütfen ben. Ve ben o yüzüğü geri alacağım. Para nerede? Ben parayı verip kuyumcudan yüzüğü geri vermesini isteyeceğim. Hem iyi bir adama benziyordu. Ben yüzüğü alıp geleceğim. Lütfen ağlama abla. Nerede o adam? Burada duruyordu. Affedersiniz bayım. Burada oturan adam... Neyse, az önce buraya gelmiştim. Ona bir yüzük satmıştım. Geri almak istiyorum. Hanımefendi, neden bahsettiğinizi hiç bilmiyorum. Bunu sen bilmiyorsan kim bilecek ki? Kime soracağım? Hey abi, abi şükürler olsun. Az önce buraya sana yüzük satmak için gelmiştim. Hatırladın mı beni? Evet. Çok iyi. Bir dakika... İşte verdiğin 11 rupi. Yüzüğü geri almak istiyorum. Satmaktan vazgeçtim. Bakın hanımefendi, sizinle bir anlaşma yaptık ve bitti. Aldığım şeyleri iade edemem. Geri vermeyecek misin? Ama böyle olmaz ki. Abi lütfen, bak senden rica ediyorum. Büyük bir hata yaptım. Yüzük babamın hatırası, satamam. Lütfen geri ver abi, onu almam lazım. Yüzüğü bir kez sattınız. Hatanız beni ilgilendirmiyor. Hey Prem! Bana takı dosyasını getir. Çok rica ediyorum lütfen. Sana yalvarıyorum. Lütfen o yüzüğü bana geri ver. Bak sabrım taşıyor artık. O yüzüğü geri istiyorum. Ayrıca beni kandırdın sen. Yüzüğün hiçbir kusuru yoktu. O saf altında. Evet, seni kandırdım. Çünkü sen bir aptalsın. Ve ben aptal müşterileri sürekli kandırırım. Sana bunu teklif ettim. Sen de hiç sorgulamadan miktarını kabul ettin. Hadi git artık. Dükkanın önünü kapatma lütfen. Yalvarıyorum. Babamdan kalan tek şey o. Sizden sadece babamın yüzüğünü geri istiyorum. Tek istediğim bu. Ablam benim yüzümden yeterince üzüldü zaten. Şu anda evde hüngür hüngür ağlıyordur. Senin için basit bir yüzük ama ablamla benim için babamdan kalan tek hatıra o. Bana bakın. Bu hikayenizi başkasına anlatın lütfen. Yüzüğü size geri vermeyeceğim. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Gidin artık. Thank you.
Hey dur bırak. Bırak. Bırak beni. Hayır sen bırak. Polisi arayın. Hırsızlar. Anne bezelyeleri ayıkladım. Bezelyeli pilav yapalım. Evet kuru üzüm de ekle. Ne güzel olur. Alo. Ne? Ne oldu Sarla? Dur sen geliyorum. Söylesene. Rita dinle. Şirişli'yi tutuklamışlar. Ne? Telefon ettiler şimdi. Bir kuyumcuya gitmiş. Sanırım oradan bir şey çalmaya çalışmış. Sonra da onu tutuklamışlar. Ama bu mümkün olamaz. Neden o? Parayı verip kuyumcudan yüzüğü geri vermesini isteyeceğim. Hem iyi bir adama benziyordu. Ben yüzüğü alıp geleceğim. Aha. Delirmiş bu. Benim yüzümden. Şu olanlara bak. Üzülme kızım. Ben şimdi abiye telefon ederim. O ne yapıp edip onu oradan kurtarır. Evet teyze. Lütfen ara. Kim bilir sır işte ne haldedir şimdi. Ben gidiyorum. Ben de seninle geleceğim. Hayır hayır. Lütfen beni kilitlemeyin memur bey. Memur bey. Memur bey. Ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Lütfen beni çıkarın. Ben bir şey çalmadım. Yalvarıyorum lütfen. Sessiz ol. Gürültü yapmayı bırak. Yoksa kesinlikle karışmam. Memur bey lütfen bana inanın. Ben bir şey çalmadım. Babamın yüzüğünü geri alıyordum ben. O kuyumcu beni kandırmıştı. Beni kandırdı. Bana dedi ki bu yüzük saf değil. Ama yüzükte kusur yoktu. Saf altındandı yüzük. Bana yüzük kusurlu dedi. Ve bana sadece 10.000 rupi verdi. Oraya da parayı iade etmeye gitmiştim. Yüzüğümü geri istemiştim. Hem isterseniz kuyumcuya da sorun. Ona o kadar yalvardım ki anlatamam. Lütfen beni buradan çıkarın. Neden anlamıyorsunuz? Benim suçum yok. Hiçbir şey çalmadım. Hırsız Sus değilim dedim. Ben. Siz kızların oynadığı tüm oyunları bilirim ben. Sana susman gerektiğini söylemiştim değil mi? Yoksa olacak şeylere ben karışmam. Şu an karakoldasın. Kız ya da erkek olman fark etmez. Bir suç işlediysen cezanı çekersin, tamam mı? Memur bey, bir suç işlemiş olabilirim. Ama kuyumcunun beni kandırdığını görmüyorsunuz. Kes! Yoksa dayak yersin, anlıyor musun? Bana bak Şanta, sen ilgilen şunla. Memur bey, beni dinleyin lütfen. Hey, sessiz ol. Git otur. Git otur dedim. Ama hanımefendi. Otur. Hey, ilk kez mi tutuklandın? Eğer polisle başın belaya girdiyse çok uzun bir yol seni bekliyor. Başın büyük belada evladım. Beni buradan çıkarın. Affedersiniz, komiser nerede? İçeride. Abi açmıyor. Rita. Ne abi ne de Praga telefonunu açıyor. Ne yapacağız şimdi? Affedersiniz. Abla. Abla çok korkuyorum. Beni buradan çıkar lütfen. Burada kalmak istemiyorum. Polisler beni buraya kilitledi abla. Lütfen. Korkacak bir şey yok. Ben buradayım. Seni buradan çıkaracağım. Komiser gelsin. Onunla konuşup seni kurtaracağım canım. Onlara bir tamam şey çalmadığımı söyle. Ben hiçbir şey çalmadım. Sadece yüzüğümü geri almaya gitmiştim. Ama kuyumcu dolandırıcı çıktı. Beni kandırdı abla. Bana oyun oynadı. Beni buraya kilitlediler. Beni tutukladılar. Parmaklıkların arkasına kilitlediler abla. Baksana. Söylemene gerek yok. Biliyorum canım. Sana tokat atmakla büyük bir hata ettim Sırış. Hayır abla. Hayır senin bir suçun yok. En doğrusunu yaptın. Ben bunu hak etmiştim. Kendimi akıllı sanıyordum ama aptalmışım. Sabretmeyi öğrenmem lazım abla. Aceleyle bir iş yapmanın kimseye faydası olmuyormuş. Onu anladım. Şimdi benim yaptığım hata yüzünden sizin de başınız belada abla. Senin hatan değil. Ben ablanım. Daha olgun davranmalıydım. Başım belaya girdiği için sana bağırdım. Lütfen beni affet. Ben bir hata ettim. Hayır. Lütfen beni affet. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayır abla saçmalama. Eğer soğukkanlılığımı yitirip o yüzüğü satmasaydım böyle olmayacaktı. Niye senin gibi değilim abla? Niye senin gibi olamıyorum? Senden hiçbir şey öğrenemiyorum. Bunu yapamadığım için de kendimden nefret ediyorum abla. Sen hiç merak etme. Sarla teyze de burada. Onun burada tanıdığı birçok kişi var. O bir çıkış yolu bulur şimdi. Affedersiniz. Lütfen nöbetçi memuru arayabilir misiniz? Ben müfettiş Çavhan. Problem nedir? Merhaba efendim. Ben Sarla Aurora. Bugün tutukladığınız o kız var ya Şirişti. Ablası Pirita'yla bizde kalıyorlar. Bizde oda kiraladılar. Peki tamam.
Neden buradasınız? Memur bey, lütfen onu bırakın. Onun bir suçu yok. Ama bir kuyumcu ondan şikayetçiydi. Ben de hemen harekete geçtim. Ve onu suçüstü yakaladım. Ben hiçbir şey çalmadım. Kes! Sessiz ol! Memur bey, lütfen beni dinleyin. O çok iyi bir kızdır memur bey. Bizde kiracı kalıyor. Yanlış hiçbir şey yapmaz o. Lütfen inanın bana. Hanımefendi, iyi bir aileden geldiğiniz belli. Kiracı istediniz. Çünkü paraya ihtiyacınız vardı. Ama işte bu kızlara körü körüne güvenmemelisiniz. Ben neler neler gördüm. Bu kızlar her şeyi yapabilir efendim. Ev sahiplerini bırakın, para kazanmak için yaptıkları şeyleri anne babalarına bile söylemezler bunlar. Bu dünyanın ne kadar kötü bir yer olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. İyi birisiniz belli. Bu yüzden herkesi iyi sanıyorsunuz kendiniz gibi. Ama bugün bu yanlış anlaşılmayı düzelteceğim. Dün saygın bir mahalleye baskın yaptık. Yasa dışı iş yapan 3 kızı tutukladık. Tam 3 kız, bir düşünün. O kızlar saygın mahallede yaşamanın avantajını kullanıyorlar. Buraya kimlerin geldiğini tahmin bile edemezsiniz. Üstelik ailelerinin bundan haberleri bile olmuyor. Kesin bir hikaye falan uydurmuşlardır, öyle değil mi? Kim bilir kuyumcuda ne işi vardı? Kendinize gelin! Sus! Konuşma! Senin gibi kızları iyi bilirim ben. Bazı anne babalar bile işin içinde oluyor. Kızlarını satarak para kazanmanın yollarını arıyorlar. Utanmaz insanlar. Hiçbir ahlaki değerleri yok. Suçüstü yakaladığımızda bile suçlarını inkar ediyorlar. Kuyumcuda ne yaptığını da iyi biliyorum. Ayrıca hepsi aynı. Kuyumcunun dikkatini dağıtıp bir şey çalacaktın, değil mi? Yeter! Bu kızlara karşı bir kelime daha edersen olacaklara ben karışmam. Hanımefendi, anlamıyorsunuz. Bu kızlar para için her şeyi yapabilir. Damarlarında hangi pis kan var kim bilir acaba? Kimin kanının dolaştığını bile bilmiyorsunuz. Benim kanım dolaşıyor. Onlar benim kanım. Hanımefendi, anlamıyorsunuz. Bu kızlar para için her şeyi yapabilir. Damarlarında hangi pis kan var acaba? Kimin kanının dolaştığını bile bilmiyorsunuz. Benim kanım dolaşıyor. Onlar benim kanım. O benim çocuğum. Ve onu benden daha iyi kimse tanıyamaz. Ben onun annesiyim. Belki onu bugünlere getirmemiş olabilirim ama 9 ay karnımda taşıdım ve ona kendi kanımı vererek dünyaya ben getirdim. Ona dürüstlüğümü, ilkelerimi verdim. Onlar benim değerlerimi taşıyor. Onlar yanlış hiçbir şey yapmaz. Ben eminim. Benim kızlarım yalan söylemez. Yanlış işler yapmak yerine ölmeyi tercih ederdi benim kızlarım. Onlara inanıyorum. Adalet bu mu? Sen nasıl bir polissin? Hiçbir kanıtın olmadan onu suçlu ilan ettin. Hiç düşünmüyor musun? Önce git ve bir kanıt bul. Kızım böyle bir şey yapmaz. Kızımın böyle bir şey yapmayacağına adım gibi eminim ben. Eğer bir daha kızlarımı suçlamaya cüret edersen ben karışmam. Eğer bir kez daha onu boş yere suçlarsan bir an bile durmadan seni gider şikayet ederim. O benim hayatımdaki en güzel şey. O benim gururum ve mutluluğum. Onunla gurur duyuyorum. Yüce Tanrı kız çocuklarını sadece çok şanslı olan kullarına nasip eder. Ama bunca zaman kızlarımdan uzak kalarak bu hayatta yeterince acı ve keder yaşadım zaten. Ben öldükten sonra yetim kalmayacaksınız kızım. Bugüne kadar bunu size hiç söylemedim. Bugün söylüyorum. Anneniz hayatta. Burada bizim dışımızda bir aileniz daha var kızım. Anneniz var. Anneanneniz var. Ablanız var. Pragya. Bana söz ver kızım. Annenize gideceksiniz. Allah'ım söz lütfen. Ver. Annemin adresini kaybettiğimde Mumbai'ye neden geldiğimizi anlayamamıştım.
Ama sonra yeni bir işaret aldım. Galiba kızınızı çok özlüyorsunuz. Hı hı. İsmi neydi? Prakya. Babamın bana söylediği isim. Prakya. Bu ismi Mumbai'deki ilk günümde duymuştum. Böyle bir işareti nasıl kaçırırım? Tanrı'nın bizi doğru yere getirdiğini nasıl anlayamadım ben? Prakya onun en büyük kızı. Abhide, Prakya'nın kocası, yani eniştemiz. Baba Prakya ile beraber onunla da görüşmüş olmalı. Annemiz tam karşımızda duruyorsun ama biz onu tanıyamadık bile. Ama o bizim kim olduğumuzu anladı. Onun kızları olduğumuzu biliyordu. Bize neden söylemedi? Neden bizden bu gerçeği sakladı? Bu çok tuhaf. Sanki onlar bunu bilmiyor gibi. Anneleri olduğundan haberleri yok sanki. Memur Bey, aslında babalarıyla aramızda bazı sorunlar vardı. Biz onunla pek anlaşamıyorduk. Anlaşamadık işte. Biz de ayrılmaya karar verdik. O kızlarımı da alıp gitti. Beni böylece bıraktı. Bunca zamandır ilk defa kızlarımı görme fırsatı bulabildim. Büyüyünce nasıl göründükleri hakkında fikrim yoktu. Onları bir daha görebileceğime dair umudum yoktu. Ama bana kiracı olarak geldiler. Belki bu kaderimizin bir parçası. Benim kızlarım olduklarını bilmiyordum. Ama öğrendikten sonra onlara sevgimi göstermek istedim. Lütfen onu serbest bırakın Memur Bey. Lütfen. Hikayeniz gerçekten çok trajik ama maalesef sizin için hiçbir şey yapamam. Yalvarırım Memur Bey, lütfen bir şeyler yapıp kızımı serbest bırakın. Rica ediyorum, lütfen. Üzüntünüzü anlıyorum hanımefendi ama suçlulara merhamet göstermemi beklemeyin. Kaç defa söyleyeceğim, benim kızım suçlu değil. Büyümcü şikayetçi, yarın mahkemeye çıkarılacak. Onunla mahkemede görüşebilirsiniz. Belki orada serbest bırakılmasını sağlayabilirsiniz. Üzgünüm. Durun! Yarına kadar bekleyemem ben. Eğer kızım hapisteyse onu almadan bir yere gitmem. Onu bırakmayacağım. Bırakmayacağım, o kadar. Memur Bey, biz kardeşiz. O böyle bir şey yapmaz. Yapmayacağını biliyorum. Lütfen onu çıkarın. Hiçbir şey bildiğin yok. Daha anneni bile tanımıyorsun be. Çünkü onlara bunu söylememiştim. Anneleri olduğumu onlara söyleyemedim. Bu gürültüyü kafam kaldırmıyor artık. Yapacak bir sürü işim var benim. Senin başka işlerin olabilir ama benim tek bir işim var. Sırıştı. Sen Memur Bey'in dediklerine takılma. Saçma sapan konuşuyor işte. Bak annem... Sarla teyze dedi ki o bir şey bulacakmış. Göreceksin, bir yolunu bulacak. Hem ayrıca telefon da etti. Rock Yıldızı Api'yi. O bayağı ünlü biri. Bize yardım edecektir. Bak ben senin yanındayım. Birlikte bundan da kurtulacağız canım. Seni bu parmaklıkların arkasından kurtaracağız. Buradan çıkmak istemiyorum abla. Neden? Niye böyle şeyler söylüyorsun? O kadının yardımını istemiyorum abla. Niye şimdi iyilik yapıyor? Niye uzun zaman önce kopan ilişkiyi alevlendirmeye çalışıyor? O benim annem değil. Ve hiçbir zamanda olmayacak. Bunu daha sonra konuşuruz canım. Abla, sana buradan çıkmak için o kadının yardımını istemiyorum dedim. Gerekirse o mahkemeye çıkıp hapislerde çürürüm. Benim için fark etmez. Hiç önemli değil. Ne olursa olsun o kadına borçlu kalmak istemiyorum abla. Ben inatçıyımdır, bilirsin. Dinle Sırıştı. Benim şu anda elimden hiçbir şey gelmiyor. Burada kimseyi tanımıyorum. Annemiz olduğunu söylüyor. O zaman ihtiyacımız varken neredeydi? Söylesene. Çocukken neredeydi abla? Geceleri korkarken ve arkadaşlarımız annemiz yok diye bizimle dalga geçerken neredeydi? Söylesene. Söyle abla. Abla, benim ailem sensin. Benim annem de babam da her şeyim de sensin abla. İstediğin kişiden yardım iste. Ama sakın ondan isteme. Çünkü ben o kadına borçlu kalmak istemiyorum. O benim annem değil. Asla da olmayacak. Üzgünüm. Kimden yardım isteyeceğim? Sırıştı ben. Doktor, babaannem sıkıntı yaratmadı değil mi? Umarım sorun yoktur. Çünkü
İstediği şeyi elde etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını biliyorum. Size her seansta yeni bir problem çıkardığının da farkındayım. Ama her zorluğun üstesinden büyük bir sabırla geliyorsunuz ve bu gerçekten inanılmaz bir şey doktor. Büyüdüğüm yerden. Küçük şehirlerde büyüyen kızlar çok sabırlı oluyor. Aslında bu büyük bir avantaj bizim için. Sabırla hayallerimizin gerçekleşmesini bekleyebiliyoruz genelde. Siz beni merak etmeyin. Ah, bendeki sabır hiç bitmez. Daha çok var yani. Doktor, normalde babaannem bir doktorla 5 dakikadan fazla kalamaz. Mümkün değil. Ama siz hastalarla empati kurabiliyorsunuz. Zaten sizi başarılı kılan da bu. Babaanneme yaptıklarınız için minnettar. Ve bu iyiliğinizin karşılığını da size verebilirsem çok mutlu olurum. İyi tamam. İstediğin gibi olacak. Sarla teyzeden hiç yardım almayacağım, tamam mı? Sen hiç merak etme canım. Yardım edebilecek biri aklıma geldi şimdi. Seni buradan kurtaracağım, tamam mı? Bana 2 dakika ver. Ben gitmiyorum, şurada olacağım hemen. Abla, geç kalma. Beni yalnız bırakma. 97. 98. 99. 100. Vay be. Ne kadar güçlüsün kadın. Şu kollara bak. İnanamıyorum sevgilim. Gerçekten harikasın. Sağ ol canım. Telefonu verir misin? Tabii ki. Sağ ol. Sağ ol tatlım. Alo? O olamaz. O olmasın. Karan olmasın. Alo? Evet, mesaj göndermem gerekiyordu. Telefonu Rişab'a verebilir misin lütfen? Ha. Niye ona vereyim? Konuşmak istediğim kişi o çünkü. Onunla konuşmam gerek. Yanındaysa telefona verebilir misin? Yine yanılıyorsun işte. Bu benim numaram. Senin mi? Ama rehberimde Rişab diyor. Galiba numarayı yanlış kaydetmişim. Eğer yanındaysa verebilir misin lütfen? Söylesene bakalım. Ne söyleyeceksin? Bir sorun mu var? Çok gergin gibisin. Bir şey olduğu belli. Problem ne? Aslında başım büyük dertte. Karakoldayım. Rişab'ın buraya gelmesi gerekiyor. Telefonu ona verebilir misin? Ciddi misin? Baş belası olduğunu kanıtladım. Sürekli belayı kendine çekiyorsun. Şimdi de tutuklandın demek. Bunu nasıl yapabildin? Hangi suçu işledin acaba? Yani ne yaptın? Konuşmam bitti mi? Şimdi numarayı verir misin? Önce sana teşekkür etmeliyim. Neden biliyor musun? Beni iyi hissettirdiğin için. Yani ne zaman bir sorunla karşılaşsan ben... Çok mutlu oluyorum. Ve bugün de beni çok mutlu ettin. Dinle. Lütfen ver, lütfen. Tamam. Senden nefret ediyorum. Bunu sen de biliyorsun değil mi? Ama sana Rişab'ın numarasını göndereceğim. Çünkü senin daha fazla hüsrana uğramanı istiyorum. Çünkü Rişab önemli bir toplantı. Çok önemli bir toplantı. Kimsenin telefonunu açmıyor. Aile her zaman istisna tabii. Sana numarayı veriyorum çünkü... Aramana rağmen ulaşamamanı istiyorum, tamam mı? Şuna bak Rişab. Bir sonraki reklamımız için bu resimlerle bir liste oluşturdum. Bugün karar vermeliyiz. Prita mı? Bu saatte. Prita diye biri arıyor. Evden biri değil sonuçta değil mi? Yani acil değildir. Hangi modele karar verdik peki? Telefonu bana ver. Ne? Telefonu bana ver dedim. Merhaba Prita. Bay Rişab. Yardımınıza ihtiyacım var. Ne oldu? Şu anda karakoldayım. Sıriştiği tutuklamışlar. Onu karakolda hapse atmışlar. Ne? Merak etme Prita. Hemen oraya geliyorum. Tamam mı? Baylar, bu toplantının çok önemli olduğunu biliyorum ama hemen gitmem gerekiyor. Acil bir durum. Samir, bütün resimleri telefonuma gönderirsin. Tamam mı? Görüşürüz. Abi neredesin? Aç şu telefonu. Kaçıncı arayışım? Yok. Ona en çok ihtiyacım olan günde abiye ulaşamıyorum. Dur bakalım. Pragya'yı arayayım. Alo.
Alo? Alo Prabya, dile beni kızım. Polisler Şirişli'yi tutuklayıp hapse atmışlar. Bölge polis karakolundayız. Çabuk gel, lütfen acele et. Abi'yi defalarca aramama rağmen bir türlü telefona cevap vermiyor. Aklıma sen geldin. Yardım mı? Beni dinle. Yardım istiyorsan bir dilekçe yazıp bize gönder. Biz de birkaç ay içinde karar veririz. Şimdilik hiç kimsenin seninle konuşmaya vakti yok. Tanu, telefonu Pragya'ya ver. Ben burada başka bir dilde mi konuşuyorum? Pragya şu an seninle konuşamaz. Bunu anlamıyor musun? Ayrıca sen ona yardım etmiyorken o niye sana yardım etsin ki şimdi? Pragya'nın telefonunu nasıl kullanırsın sen? Aa, evet doğru. Araman cevapsız mı kalsaydı? Eğer şimdi bu telefona cevap vermeseydim, Pragya için endişelenecektim bir de. Bak sana yalvarıyorum. Lütfen telefonu ona ver. Ne kadar tatlı. Burada benimle konuşarak zamanımı boşa harcadığının farkına bile varmıyorsun anlaşılan. Hadi kapatabilirsin artık. Şu anda Pragya pek müsait değil. Ben de pedikür yaptırmalıyım. Geç kaldım, tamam mı? Görüşürüz. Tanı Pragya. Kapattı. Ben şimdi Şirişli'yi nasıl kurtaracağım? Hes etmeyeceğim. Şirişli'nin bütün geceyi burada geçirmesine izin veremem. Elimden gelen ne varsa yapacağım. Onu eve geri götüreceğim. Ev başından beri sizin benden ayrılmanızı istememiştim kızım. Lütfen inan bana. O gün ayrıldığınızda siz çok küçüktünüz. Prita. Var Rişap. Sırışlıyı tutuklayıp hapse attılar. Ben de kimi arayacağımı bilemedim. Hiç merak etme sen. Avukatıma da haber verdim. Birazdan gelecek. Yalnız değilsin. Ben varım, korkma. Sakin ol, ben bir kontrol edeyim. Memur bey, görevli kim? Siz Karan'ın ağabeyi misiniz? Görevli kim söyleyebilir misiniz? Beni takip edin. Müfettiş Çuan. Buyurun. Biraz meşguldüm de. Hiç sorun değil. Birisi için geldim size. Kardeşim için. Sırıştı. Onu tutuklamışsınız. Ben hiçbir insanı öyle sebepsiz yere tutuklamam efendim. Kanunları çiğnedi. Hırsızlık yapmış. Tam olarak ne çaldığını söyler misiniz? Bir tür mücevher. Tam olarak ne dedi? Kolye, yüzük, bilezik, küpe, saat ne çaldı? Kuyumcu bizi arayıp şikayet mi etti? Siz de detayları bilmeden harekete geçtiniz. Yani umarım kameralara bakmışsınızdır. Ne çaldığını gördünüz? Şimdiye kadar onun gibi nicelerini tutukladım. Sesinizi yükseltmeyin memur bey. Sınırlarımı aşarsam sözlerinize pişman olursunuz. Bu kız da diğer kızları sakın aynı kategoriye koymaya çalışmayın. Bunu yapmadan önce iki kez düşünün bence. Bu saçmalığı kabul edemem. Ve şimdi bana Şirişli'yi hangi polis memurunun tutukladığını söyleyeceksiniz. Ben tutukladım. Ben Kaderhan. Ne sanıyorsunuz müfettiş? Bunu affeder mi? Detayları bilmeden masum bir kızı tutukluyorsunuz. Üstelik bunu hiçbir kadın memur olmadan yapıyorsunuz. Ne aceleniz vardı bu kadar?
Güvenlik kamerasında ne gördünüz? Söyleyin. Anlaşılan kameralara hiç bakmamışsınız. Elinizde ona karşı bir kanıt bile yok. Bunun üzerine bir soruşturma bile yapmamışsınız. Onun gibi kızları çok gördüm diyorum. Kuyumcu yalan mı söylüyor? Neden olmasın? Akrabanız mı? Yoksa rüşvet verdiği için mi böyle? Buradaki kızın size yalan söylemeyeceğine eminim. Bahsettiğiniz suçu işlemeyecek kadar temiz kalpli insanlar onlar. Ayrıca yanlış yapan kişi kız kardeşi bile olsa onu desteklemeyeceğine adım kadar eminim. Bu yüzden Şirişti'yi serbest bırakmanızı istiyorum. Yoksa size dava açmak zorunda kalacağım. Oradaki güvenlik kameraları bile Şirişti'nin masum olduğunu kanıtlamaya yeterli olacak. Ve ben o görüntülerle birlikte mahkemeye gidip hiçbir kadın memuru olmadan bir kızı tutukladığınız için size karşı dava açacağım. Ve bundan hiçbir kaçış yolunuz olmayacak. Beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl istiyorsanız öyle anlayabilirsiniz. Şimdi seni de tutuklarım. Hayır Çuval. Bu mümkün olmayacak. Keyfi şeyler yaptığın için mesleğinden olabilirsin. Müdürlerin gözü üzerinde. Bir süre önce kara listeye alındığını unuttun mu? Artık kara listedesin. Buradaki herkes senin rüşvetçi olduğunu biliyor. Yani hakkında birkaç şikayet daha gelirse işinden olabilirsin. Beni dinle ve o kızı serbest bırak. Doğru düzgün bir soruşturma yapın. Ben de Şirişti'ye kefil. Şehirden dışarı çıkmayacağım. Şeyh! Şirişti'yi nezaretten çıkarın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, geçti. Ağlama. Çok teşekkür ederim. Sana ömür boyu minnettar kalacağız evladım. Siz... Ben Prita ile Şirişti'nin annesiyim. Ne oldu Şirişti? Neyin var? Niye toplanıyorsun? Nereye gidiyorsun söylesene Şirişti. Hey, beni duymuyor musun? Otur bir. Bana bak. Sorun ne? Hayır. Lütfen Şirişti, lütfen. Ne kadar istiyorsan o kadar bağırma. Lütfen ağlama. Lütfen ağlama. Seni böyle görmeye dayanamadığımı biliyorsun. Lütfen Şirişti. Söyle hadi. Neden ağlıyorsun? Abla, bu kadından hiç hoşlanmıyorum. Bizi hep kontrol etmeye çalışıyor. Onu her gördüğümde kız olduğum için kendimden nefret ediyorum. Onu her gördüğümde içimde nefretten başka hiçbir şey olmuyor. Artık burada kalmak da istemiyorum. Bizimle oyun oynadığını söylemiştim sana. Görüyorsun. Gerçeği bizden saklıyormuş meğer. Bak, bizim kızları olduğumuzu biliyormuş. Ama bir gün bile yüzünde anneliğe dair bir ifade görmedim. Kötü biri olsa seni kurtarmak için kendini hırpalamazdı böyle. Elinden gelen ne varsa yaptı, inan bana. Yapma abla. Seni de etkilemeyi başarmış. Hangi anne küçük çocuklarını böyle terk eder söylesene. Sarla Aurora yıllar önce bizi öylece terk edip gitti abla. Ne dersen de bu evde bir dakika daha kalmayacağım ben. Ne oldu abla? Gelmeyecek misin? Yalnız mı gideceğim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.